Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki kazanım adaklı sorular kısmındaki 7. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız karede köşegen kullanımı. Arkadaşlar köşegenler dik kestiği için karede köşegen kullanımı gerçekten ama gerçekten çok önemli. Mesela burada direktman bir soru verilmiş. Şu köşegeni çizdiğiniz zaman ne olacak arkadaşım? Buradaki açı 90 derece olacak. Köşegenler de birbirine eşit ya burası A. Burası ne yapıyor? A artı 2 yapıyor. Burası da A artı 2. Ve burada ne var? Pisagor bağıntısı. Sonrasında sonuca ulaşacaksınız. Ha burada illa böyle köşegen çizmeyle de şey değil. Bazı sorularda köşegen çizmek biraz e, şey olabiliyor, sıkıntı yaratabiliyor. Ben size şunu da söyleyeyim, bu da önemli bir nokta. Burada kaçı 45 derece değil mi köşegen? 45 derece mantığını da kullanabilirsiniz. Bunu nasıl kullanırsınız? Şuradan bir dik çizerek mesela. Şöyle 45 mantığını kullanarak. Buradan bir dik çizdiğinizde şöyle 90 derece hocam burası. E bu 45 45 90 üçgen çıktı. Burası kök kökki, burası da kökki oldu. Sonra burada Pisagor yapıp şurayı da bulursunuz. Burayı da bulduktan sonra bütün her şey çıkacaktır. EB uzunluğu da yani köşegen kök katından dolayı EB uzunluğu da çıkacaktır. Yani bu şekilde bir hamle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki köşegen çizin. İlk etapta köşegen çizin. Ama sonrasında dediğim gibi ne yapacaksınız? Baktığınız köşegen çizmeyle sıkıntı var. Özel açı mantığında kullanabilirsiniz. Tabii ki bu soruda ne daha mantıklı? Şuradaki köşegeni çizmek daha mantıklı arkadaşlar çünkü çizdiğinizde a a artı 2 ve burası da a artı 2 oluyor 6 8 13 kenar çıkıyor hatta burası o zaman burası da kaç çıktı? 8 çıktı 8 alt da EB uzunluğunda kaç buluruz böylelikle 14 olarak buluruz. Evet örnek cevabı da burada verilmiş zaten ben yine de ne olur ne olmaz yaptım ee, geldik birinci soruya birinci soruya bakalım köşegen verilmiş hemen köşegen verildiği için ne yapacağız? buradaki işlemimizi yapacağız. Köşegen çizmek daha mantıklı dedik. Hemen köşegen çizdiğimiz zaman bir köşegen vermişse diğer köşegeni de çizelim. Çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesir ve 45-45 derece olduğunu biliyoruz. 45, burası da 45, burası da 45 olduğunu biliyoruz. Şu uzunluk tamamı 8, köşegen 8 olduğu için burası ne olacak arkadaşlar? 4 birim 4 birim diye ayıracak. Yani buraya 3 kaldı. E hocam burası da 4, burası da 4. E sonra şuradaki üçgene bakacak olursak bir dik üçgen çıktı. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı burayı da kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Yani birinci sorunun doğru cevabı böylelikle Balıkesir çıktı yaptı. Geldik ikinci soruya. Şimdi kare verilmiş 5 ve 13 verilmiş. Dikkat edin 13 neresi verilmiş şöyle baktık bakacak olursanız. Şuradaki uzunluk 13 olarak verilmiş. Köşegen uzunluğu 13. O zaman ne yapalım diğer köşegeni de biz çizelim. Şu köşegeni çizecek olursak diğer köşegen de yine aynı şekilde 13'tür. E burası 13 iken burası da 13'tür. E güzel bir şey çıktı burada. Buradaki güzel bir şey ne? Şurada Pisagor bağıntısı çıktı. Şu Pisagor bağıntısını yapacak olursak ne üçgeni burası? 5 13. 5 12 13 üçgeninden burayı da 12 olarak buluruz. Zaten bizden EB'nin uzunluğu isteniyor. Cevabımız böylelikle 12 çıkar. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle balık Balıkesir oldu. Geldik üçüncü soruya. Bak köşegen çizilmiş. Mantıklı olan hamle nedir? Diğer köşegeni de bizim çizmemiz. Hemen şu köşegeni çizelim. Köşegeni çizdikten sonra burası da kaç derece oluyor? 90 derece oluyor. Sonra Şunların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyoruz. E şuraya bir A diyecek olursam. Şuraya bir A diyecek olursam. Hocam şurada bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısını yapalım bakalım. Pisagor bağıntısı da şu uzunluk ve şu uzunluk kareleri toplamları. Yani 13'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı. A artı 7'nin karesi. Buradan işlem işlem işlemle A'ya ulaşabilirsiniz. Ama bakacak olursanız 13 var. Büyük ihtimalle ne üçgendir? 5, 12, 13 üçgendir. A yerine 5 koyarsanız 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. E, A5'ken şurası da 5. X uzunluğu da toplam DB uzunluğu olduğundan DB uzunluğu da toplamda kaç yapmış oluyor? 10 yapmış oluyor. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle E şıkkı oldu. Geldik 4. soruya. Kare var, köşegen var. 12 kök 2 de var. E, biz burada ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Diğer köşegeni çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Köşegeni çizdiğimizde burada kaçı? 90 derece, burası da 90 derece. 12 kök 2 ise şuradaki üçgene bakacak olursak 45-45-90 üçgen değil mi bu? Köşegenler dik kesişiyor ee, şu şeyden dolayı. Ya da şuraya a diyecek olursanız a artı 7 burası da a artı 7 oldu. Hocam a artı 7'nin kök katı. Yani 12 kök ise bunlar 12 12 olmak zorunda. Evet burası 12 olacak. Burası da 12 olacak. O zaman a'yı kaç buluruz? 5. Hocam burası 12 iken burası da 12'dir. 5 12 13 üçgenden burayı da 13 olarak buluruz. Sonra bir kenar bir köşegeni 12 bulduk. 12 bulduk. Şurası 12 idi. 15 neyi yazdıysam. 12 bulduk. E o zaman burası da 12 hocam. Buraya ne kaldı? 9. 9 12'ne üçgeni 15 üçgenden burası da 15 çıkar. Bizden çevrede EF isteniyor. DEF'nin çevresi isteniyor. O da 13, 15 ve 14 değil mi? 13, 15 ve 14'ün toplamı yapacaktır. O da kaç yapıyor? 42 kim yapıyor? Evet 40 yapıyor. Tekrar söylüyorum. Bizden şu üçgenin çevresi isteniyor. 13, 15 ve 9 5 daha 14 çevresi yapıyor. O da 42 yaptı. Yani Dolayısıyla dördüncü sorunun doğru cevabı böylelikle A şıkkı oldu. Geldik beşinci soruya. 5 beş, 5 bak köşegen çizilmiş. Diğer köşegeni de biz çizeceğiz. Hadi bakalım çizelim. Tam köşegenler birbirini ortaladığı için tam G noktasından geçmek zorunda. E köşegenler de aynı zamanda dik kesiyor. Burası da 90 burası da 90. Bunlar 5 5 ise burası da 5. Burası da 5'tir. Hocam şuradaki üçgene bakacak olursak ne var buradaki üçgende? Buradaki üçgende bir dik üçgen var. Yani burası nedir? 12 değil mi burası? Evet. 5, 12 ne üçgeni? 13 üçgeninden. Burası 13 çıktı. Bizden GF uzun isteniyor. Dikkat. 90'dan bir kenar orta çizilmiş. Eşit eşitken burası da eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası 13 iken 13 bölü 2 burası. 13 bölü 2 burası. E burası da 13 bölü 2 çıkar. 13 bölü 2 dediğimiz nedir? 6 buçuktur. Yani 5. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik. 6. soruya. Bir kenarı kök 2 santimetre olan kare biçimdeki kağıt köşegeni boyunca kesilip elde edilen parçalar sarı ve yeşile boyanıyor. Evet gençler şuradaki açı köşegen olduğu için 45-45 değil mi bunlar? Evet 45-45. E kök 2 iken burası da kök 2, kök 2 kök 2 kök 2 katından dolayı burası da 2 oldu. Tamam. Sonra bunlar böyle üst üste konmuş. Şöyle üst üste konmuş. Hocam burası kök 2. E, şu kenar nasıl konmuş? Ha bu böyle konmuş. O zaman şuraya kadar kısmı kök 2. Buraya kadar kısmı da kök ki. Bak şöyle konmuş. 90 derece buraya konmuş yani. E burası da kök ki. E kök 2 iken. Hocam burası da kök ki. Kök 2 kök ki. Kök 2'nin kök katından dolayı burası da 2 olmaz mı? Olur. E o zaman x artı kök 2 buradan neye eşit? 2'ye eşit. X böyle, de böylelikle ne buluruz? 2 eksi kök 2 olarak buluruz. Yani böylelikle bu sorunun doğru cevabı 6. sorunun doğru cevabı ne çıktı? C. Han çıktı. Geldik 7. soruya. I köşegenlerin kesim noktası. Madem köşegenlerin kesim noktası. Hop diğer köşegeni şöyle bir çizelim. Bu da köşegenlerin kesim noktası olduğu için devamı da buraya gelmek zorunda. Şimdi şuraya bakacak olursak. Şuraya bakacak olursak köşegenler nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Şu 90'ları da koyalım. Bir parçası 12. Diğer parçası da 12. E burası da 12 olacak. E o zaman şuraya bakacak olursak burada bir dik üçgen çıktı karşımıza dik üçgenden dolayı 5, 12, 13 üçgenden cevabımız böylelikle 13 çıkar. Yani 7. sorunun doğru cevabı böylelikle A şıkkı oldu. Ve 7. bölüm testini de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.